Türk Dünyası 5-8 Ocak 2023 tarihlerinde İstanbul Yörük Türkmen Çepni Toyu'nda buluşuyor. Çepni Dernekleri Federasyonu'nun organize ettiği Uluslararası 1000 Yıllık Kardeşliğimiz İstanbul'da Yörük Türkmen Çepni Toyu'nda Marmara bölgesinden Ege bölgesine, Doğu Anadolu bölgesinden Güneydoğu Anadolu bölgesine, İç Anadolu bölgesinden Akdeniz bölgesine, Karadeniz bölgesinden tüm Türk dünyasına kadar bütün kardeşler 5-8 Ocak 2023 tarihlerinde İstanbul Maltepe'de yapılacak olan İstanbul Yörük Türkmen Çepni Toyu'nda buluşuyor. Sizler de 5-8 Ocak 2023 tarihinde kimselere söz vermeyin. Çünkü Türk dünyası İstanbul'da buluşacak. Merhabalar, Bir Gündem özel programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün yine özel bir konuğumuz var. Sayın Muhammed Arif Genç, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Çepni Dernekleri Federasyon Başkanısınız. Eyvallah. Çepni Dernekleri nedir, federasyon nedir, bize anlatabilir misiniz? Çepni nedir? Evet, öncelikle bize bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Biliyorsunuz belki siz de ya da yeni duyduğunuz büyük bir toya hazırlanıyoruz. Bu arada her yere gidiyoruz. Sağ olun, size de geldik. Evet, Çepni Dernekleri. Çepni demek, herkes soruyor, böyle bu ara yeni çıktı, sanki böyle ayrılıkçı bir şeymiş gibi oluyor ama Çepni 24 Oğuz boyundan bir tanesi. İşte üç okların Gökhan'ın çocuklarından bir tanesi diye geçer. Biz Anadolu'ya 1000 sene önce gelmişiz. Yaklaşık 1000 sene önce gelmeye başlamışız işte Orta Asya'dan. Anadolu'ya gelirken de daha çok Karadeniz bölgesine yerleşmişiz. Bir bölümümüzde daha sonra işte Gaziantep, Balıkesir, İzmir, Manisa bölgesine yerleşmişiz. 1000 sene sonra aşağı yukarı böyle tabii iktidar kavgalarından dolayı, böyle Anadolu'da olan iktidar kavgalarından dolayı bölük pörçük olup herkes, böyle bütün akrabalarımız ayrılmış. Yaklaşık 20-25 senedir de Anadolu'da çeşitli yerlerde zaten bilinen bir şey vardı. İşte biz Çepniyiz, biz Çepniyiz, biz bakıyoruz işte. Birisi diyor ki, ya askere gittiğinde biri yazıyor, İşte ya bu sen Çepni kasabasındansın, Sivas'ta Çepni var mı? İşte Balıkesirli biri bakıyor. Veya işte Rizeli birinin bakıyorlar, soyadı Çepni, Allah Allah sen nasılsın diye böyle birbirimizden haberdar olduk. 10 senedir de birbirimize gidip geliyoruz. En son 3-4 sene önce büyük bir toplantı yaptık İstanbul'da, tüm Türkiye'de yaşayan Çepliler. Biz 3 sene önce büyük bir federasyon kurduk. Anadolu'da yaşayan 39 vilayet, 825 yerleşim yerinde yaşayan Çepliler, 30 yerleşim yerinde yaşayan Çepni akrabalarımızla beraber büyük bir federasyon kurduk. O federasyonla birbirimize gidip gelmeye başladık, tanımaya başladık. Birbirimizle birlikte olmaya başladık. Birbirimizin derdini dinlemeye başladık. Tabii 1000 sene ayrı yaşadığımız için ayrılıklarımızı kendi aramızda eritmeye, onları daha böyle ötelemeye başladık. Neredeyse 2 senedir de bizim aşağı yukarı belki 100 yıldır, 150 yıldır, 500 yıldır bu topraklarda Yörük Türkmen etkinlikleri oluyordu. Bizi de çağırdılar. Şimdi dediler ki Karadeniz bölgesindeki Yörük Türkmen Federasyonu eksikliğimiz vardı. Siz de iyi olsunuz dediler. Anadolu'nun dört bir tarafında, daha çok böyle Ege bölgesinde, işte Akdeniz bölgesinde, biliyorsunuz Yörük Türkmenler hala Akdeniz bölgesinde. Çepnilerin hepsi Yörük mü? Tabii hepimiz Yörük'üz. Hepimiz gelmişiz. Yani Orta Asya'dan gelmişiz buraya. Biz biraz daha erken yerleşik hayata geçmişiz. Ama Anadolu'nun özellikle Ege bölgesi ve Akdeniz bölgesi başta olmak üzere biraz daha böyle daha geç tabiri caizse yürümeyi bırakmışlar. Yani böyle işte Yörük kültürünü biliyorsun. Millet koyununu otlatıyor, koçunu evet. otlatıyor, ineğini otlatıyor. O organizasyonlar içerisinde bize de yer verdiler. Bu iş öyle başladı. Çepnileri bir araya topladınız. Evet. Sanıyorum sizin 30 tane üyeniz var fakat evet. bir şenlikleriniz olacak. Evet. Çepnilerin. Onların hakkında da bence bilgi verelim isterseniz. Tabii tabii. Zaten onun için geldik. İzleyicilerimize evet duyuralım bunları. Şimdi söylemiştik yani biz 2 sene önce bize kurulduktan sonra 1 sene 1,5 sene sonra
Şöyle bir şey oldu. Dediler ki ya Karadeniz bölgesindeki Yörük Türkmen boşluğumuz vardı federasyon olarak. Siz doldurur musunuz? Tabii dedik. Bizi çağırmaya başladılar. Biz de o etkinliklere gitmeye başladık. İşte ilk Ankara'da bir etkinlik vardı. Oraya gittik. Yörük Türkmen. Tüm Türk dünyasının toplanıp geldiği bir etkinlikti. Orada birbirimizle tanıştık. Kaynaştık. Eksiğimiz, görmediğimiz. İnsan gitmediği yer veya işte görmediği yer ni tanımıyormuş gerçekten. Yan yana geldim mi öğrenmeye başladık. Ondan sonra Manisa'dır, Adana'dır, Antalya'dır, Kırıkkale'dir. Türkiye'nin dört bir tarafında böyle şenliklere gittik. En son bize arkadaşlarımız hep beraber oturduk. Dediler ki bizim için çok önemli bir şey olan. Diyarbakır'da da bir Yörük Türkmen etkinliği yapalım. Biliyorsunuz. Her yıl rutin var ama bazı şehirlerde Yörük şenlikleri var. Var rutin. Yani her yıl var. Bu aralar evet. Özellikle de çok böyle sayıları arttı. Her yerde de var. Bu ara sayıları da çok arttı. Derneklerin de sayıları çok arttı. Onun sebebini de açarım eğer isterseniz daha sonra. Evet. Şöyle Diyarbakır'da bir etkinlik yapalım dediler bize. Ya bizim hoşumuza gitti. Yani Diyarbakır tabii biliyorsunuz yani ülkemizde bazı Doğu ve Güneydoğu'daki topraklarımız ve orada yaşayan insanlar hakkında veya oradaki olaylar hakkında hepimizin çektiği çileler veya işte üzüntü duyduğu olaylar var. Biz bu işi severek kabul ettik. Diyarbakır'da 21 Mayıs'ta bütün Türkiye'de yaşayan Yörük Türkmen Federasyonları ile beraber orada büyük bir etkinlik yaptık. Orada bir şey daha yaptık. Orada şöyle bir şey yaptık. Orada Yörük Türkmenlerle bu sefer de Türk dünyasının aslında eksik olan bir şeyi vardı. Alevi Bektaşi Türkmenleri de getirdik yan yana. Yani Türk dünyası öyle geniş. Öyle ayrı. Tabii tabii bir arada bizim başımızda Hüseyin Dede Kargınoğlu'muz var. Onunla beraber. Yani böyle yan yana gelince anlatılar olunca yüz yüze gelince böyle tabii biliyorsunuz bu topraklarda aşağı yukarı 500 yıldır yani Yavuz Sultan Selim'le Şah İsmail'le bir başlayan iktidar Türklerin arasındaki iktidar mücadelesinde özellikle Türkiye'deki topraklarında yaşayan Türkmenlerin diyeyim çok eziyet çektiği ya da çok sıkıntı çektiği bir şey vardı ama Doğu Güneydoğu bambaşka bir şeydi. O topraklarda başka şeyler konuşuluyor, başka şeyler yazılıyordu. Biz oraya gittik, o topraklarda kimler ne yaşıyorlar, ne ediyorlar onları da öğrendik. Ve orada büyük bir etkinlik yaptık, çok ses getirdi. Yani ben hatta giderken de böyle şöyle oldu. Yani birkaç arkadaşımı da aramadım değil. Ya bak ben Diyarbakır'a gidiyorum, niye gidiyorsun? Dedim ki ya Yörük Türkmen etkinliği. Ya abi Diyarbakır'da Yörük Türkmen etkinliği, Türkmen var mı ki Yörük Türkmen etkinliği gidesin diye. Var. Gerçekten gidip baktığımızda evet yani... Diyarbakır'daki Yörükleri, Türkmenleri daha çok gördük. Onların çektiği sıkıntıları gördük. Onları tanıdık. Onlarla beraber olduk. Bir baktık ki böyle en son toplantı 2 gün sürer genelde öyle şeylerde. Ondan sonra pazar günü böyle kendi kendimizi tanıyıp böyle birbirimizle alakalı konuşmaya girdiğimiz bir etkinlikte. Yani birisi kalktı Hakkari Yörük Türkmen Başkanıyım dedi. Birisi kalktı ben dedi işte dedi. Urfa Yörük Türkmen Başkanıyım dedi. Mardin Yörük Türkmen Başkanıyım. Allah Allah diyorum ya. Yani bir garip geliyor değil mi yani? Ama gidilmemiş işte yani. Ötelenmiş. Gidilmemiş ama ben doğuya birkaç kez gittim. Gerçekten şaşırdım. Yani hiç anlatıldığı gibi değil. Tabii ben de korkarak ilk başta gittim. Evet, evet. Sonra bir kez daha gittim. 2-3 kez gittim. İnsanları daha çok cana yakın, daha sıcak, daha bence anlatılandan çok çok daha medeniler. Eyvallah. Bence evet her şeyi biraz o taraflarda yapmak mı lazım? Ya tabii ondan sonra biz tabii geldik işte Karakeçili'de büyük bir Karakeçili. Karakeçili neden önemli? Karakeçililer aslında Kayıboyu'nun işte Osmanlı'yı kuran ailenin akrabaları da diye geçinen Karakeçililer. Karakeçililer Karakeçili'de toplandılar Kırşehir'in Karakeçili ilçesinde. Bir baktık ki Urfa'dan geldiler. Mardin'den geldiler, Suriye'den geldiler. Yani bakın ne kadar böyle geniş bir hinterland'da bulunmuş oluyor. Biliyorsunuz işte hani bizi öyle bir bölmüşler ki daha sonraki konularda anlatacağım Türk dünyasıyla alakalı konularda. Yani bölün bölün aslında Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar olan toplumun aşağı yukarı büyük bir bölümünde Türkler yaşıyor. Ama bizi işte öyle bölmüşler. İşte bu bakın ben Gümüşhaneliyim siz Sivaslısınız. Yani
Yani onu bile bölmüşler. Yani bak yani ne alaka var? Yani bizim işte ben biliyorum tarihçiyim, işte bir federasyon başkanıyım, araştırmışım, gitmişim. İki kere etkinliğimiz oldu Sivas Çepni kasabasındaki benim bana göre kardeşlerimle ama ben tabii bütün Türk dünyası tabii Türk dünyasının hepsine kardeşim gözüyle bakıyorum. Yani şimdi öyle şeyler var ki kara keçiler, sarı keçiler. İnan Türkler Orta Asya'dan geldiklerinde keçilerin rengi onları ayırmış. Yani böyle ama böyle ayırmış. Ya onlar kara keçili, onlar kara keçili, sarı keçili diye. Sonra biz Malatya'da yaptık aynı arkadaşlarımızla beraber. Malatya Arapkir Belediye Başkanı ile beraber. Şimdi biz bu Çepni Federasyonu'nu kurduğumuzda belediye başkanımız, Arapkir Belediye Başkanımız Malatya'da. Dedi ki başkanım valla federasyon kurmuşsunuz. Haluk Cömertoğlu kulakları çınlasın. Sevgili abicim çok yardımcı olduk birbirimize. Ondan sonra ben de Çepniyim. Allah Allah abi senin ne alaka dedim Malatya Arapkir yani. Gel gel dedi. Hakikaten atladık gittik. Sağ olsun bizi misafir etti. Şimdi bizim Çepnilerin Karadeniz bölgesindeki en büyük beyliklerinin ismi Hacı Emiroğulları Beyliği'dir. O da orduyu kurmuştur bak. Ordu da kurulmamıştır. Hacı Emiroğulları orduyu kurmuştur. Ordu ismini veren tarih okuduğunuz için çok evet, güzel evet. Anlatıyorsunuz değil mi? Orduyu kurmuştur. Ondan sonra bir baktım dedi ki gel bak sizin Hacı Emiroğulları Beyliği'nin konağı var burada. Bak burada Hacı Emiroğulları Beyliği buradan oraya gitme. Allah Allah. Ya dedim ki nasıl olacak yani bu oradan oraya nasıl gittik? Tabii tarih birbirine anlatımlarla böyle hep eksik anlattıkları için. Şöyle ki biz Çepniler kendimizi Danişmentoğulları'na bağlarız. Danişmentoğulları da 1071'de biliyorsunuz Alparslan yani evet Selçuklu Devleti ile Bizans Devleti arasında olan savaşta Alparslan'ın en büyük komutanlarından hatta danıştığı danışment oradan geliyor komutanlarından akrabası dayısı olduğu da söyleniyor. Bir tanesi savaş bittikten sonra o savaşta Türkler galip geldikten sonra Anadolu'nun topraklarını kendi komutanlarına ikta olarak vermiş. Yani burası senin demiş, burası senin, orası senin deyince de işte o Danişmentoğulları'nın Sivas'ta, Malatya'da daha sonra yani kurulup büyüdüğü beyliği daha sonra da Tokat Niksar'da gelip yani başkentini değiştiriyor bu. Sivas'ta sonra Malatya'da sonra Tokat Niksar'da sonra Anadolu Selçuklu Devleti ile bir savaşa giriyor. Anadolu Selçuklu'ya ilhak oluyor. Sonra zayıflayınca o Danişmentoğulları'nın o beyliğin ailesinin devamı işte Hacı Emiroğulları'na gidip orduda yani daha doğrusu orduyu da kurarak orada büyük bir beylik kuruyor. Orada biz büyük bir etkinlik yaptık. Oraya da arkadaşlarımızı topladık. Bütün Anadolu'daki arkadaşlarımızı. Neredeki işte Muğla'daki Orhan Akçan abimizi topladık. Sağ olsun her yere zaman oraya gelir. Oraya geldi. Arapgir'de yaşayan, o yakın yerde yaşayan kardeşlerimizle görüştü. Oradakiler onunla görüştü. Bütün Türkiye'deki insanlar artık birbirleriyle özellikle bakın. Kaynaştırdınız. Tabii kaynaştık. Sonra tekrardan geldik yine işte Antalya'da başka yerlerde bu etkinlikleri yaptık. En son da yine Urfa'da bakın Urfa neden önemli? Urfa'ya en son geliyorum. Urfa'da da büyük bir Yörük Türkmen etkinliği oldu. Urfa'da Yörük Türkmen etkinliğinde elbette kendini bilenler vardı. Bu topraklarda biliyorsunuz yani ben hep başta açarken de şu mevzuyu söylerken de kesinlikle ben Türk'üm de işte bir başka bir etnik topluluğa karşı ki onları da ben kardeşim olarak görüyorum. İşte biz orada fazlayız da bütün hepsi işte Türk'tü de yoksa orada Kürt yoktu falan filan gibi bir şeyler söylemiyorum. Böyle bir şey kesinlikle söylemiyorum ama tarihi gerçekler var. İşte orada kara keçiler vardı. O kara keçiler oradaydı. Ama o kara keçiler belki bir, belki iki, belki üç sene, belki dört sene önce, belki on sene önce kendilerini Kürt zannediyorlardı. Bu akrabaların birbirine gidip gelmesinde onların da kara keçili olduğunu, onların da aslında Kürt olmayıp Türk olduğunu orada ortaya çıkıp işte o aşiret liderlerinin ve o işte Yörük Türkmen beylerinin yaptığı bir etkinlikti. O kadar insanlar birbirleriyle kaynaşıyorlar ki. O etkinlikten sonra da bize dediler ki İstanbul'da bir etkinlik yapalım. Büyük bir etkinlik sonradan ortaya çıktı. Vallahi biz her gittiğimiz yerde aşağı yukarı 60-70 Yörük Türkmen Federasyon ve Dernek Başkanı toplanırdık. Daha çok bir belediye başkanı yapardı. En son Muğla'da işte Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız yapmıştı. Karakeçili'ye gittiğimizde Karakeçili Belediye Başkanımızla Kırıkkale Valimiz yapmıştı o etkinliği. Küçük şehirlerde zaten genelde belediyeler yapıyor. Evet. Ve sadece o yöreye ait yapılıyor ama. Anladım.
Ondan sonra şey oldu, hadi dediler İstanbul'da yapalım. Tamam, biz belediyeye gittik, Büyükşehir Belediyesi'ne. İşte yapalım, yapmayalım, verirsin, vermezsin, ya olur olmaz derken bir tarih kaptık. Yani bize dediler ki ya kaptığın tarihe bak, yani Ocak ayında. Vallahi dedim hiç sıkıntı yok, Ocak mocak ben yapacağım. Şimdi 5, 6, 7, 8 Ocak'ta İstanbul Maltepe'de bir etkinlik yapmak için evrakı aldım. Ben arkadaşlarımı aramaya başladım. Dedim ki toy duyurusuna başladık. Aşağı yukarı zaten birbirimize gidip geldiğimiz, arkadaş olduğumuz, abi olduğumuz. O arada da zaman zarfında da Urfa'dan da Antep'ten de Türkiye'nin dört bir tarafından aşağı yukarı 3-4 ay oldu bu işe başlayalı. Dernek başkanlarımdan Allah razı olsun. Hepsi arar başkanım çok büyüdü bu iş. Yani görüyoruz da böyle daha çok kendi kendimize yapıyoruz böyle. Bir eksiğiniz, yediğiniz var mı diye Allah razı olsun hep soruyorlar. Biz 60 dernekle yazmaya başladık. İşte birbirimize gidip ne o çıkarırız, bu çıkarırız derken bizim Gagavuz Dostluk Dernek Başkanımız Necdet Ertuğrul diye bir abimiz var. Onunla görüştük. İlk önce onun yanına gittim ben. Gagavuzları ben tabii biraz önce söylemiştiniz. Tarihçi olduğumuz için biz Gagavuzları da biz Necdet abiyle beraber ilk Cumhurbaşkanı'nın yanına da gittik. Şimdi o Gagavuzyan'ın ilk Cumhurbaşkanı Moldova Büyükelçisi Ankara'ya gittik. İşte ben ona da söyledim, ona söylediğim gibi söyleyeyim. Gerçekten de konuşmalarında Karadeniz yöresinin kelimelerini ve Karadeniz yöresinin işte o kemençesini ya da işte ağzını kullanıyor Gagavuzlar. O nereden kaynaklanıyor? 1230 yılında Sarı Saltık Efendimizle beraber Romanya Köstence'ye geçen Çepliler olarak görüyoruz. Onlar orada geçtiğinde 1230 yılından Osmanlı'dan da önce oraya geçip oraya yerleşen, ondan sonra da işte bir takım olaylardan sonra Hristiyan olan Türk kardeşlerimiz olarak görüyoruz. Ben Necdet abiye mevzuyu açtım. Ondan sonra Necdet abi bana Avrasya Federasyonu'nda olduğunu söyledi. Avrasya Federasyonu'nda da o federasyonun başkanı, yine kulakları çınlasın, İsmail Cengiz abimiz vardır kendisi ile oturup konuştuğuma, başkanım dedi, biz de gelelim o topluluğa. Yani Yörük Türkmenler birbirine gidip geliyor ama Türk dünyası başka bir yerde değil. Sonuçta yani siz 1000 sene önce geldiniz, biz 50 sene önce geldik diye biz Türk değil miyiz dedi. Yani bunlar konuşulurken ya ne demek, benim için bir şey yok. Yani zaten ben Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar olan bütün toplulukların araştırıyorum, okuyorum. Ben bu işi doğru yapmak için zaten İstanbul Üniversitesi tarihi okudum. Yoksa benim 4. üniversitem o. Ondan önce 3 tane üniversite okudum. Dedim bu işi doğru yapayım diye. Bir konuşurken dedi ki ya başkanım, hem anlatalım hem tek tek gezelim hem de insanlar kendilerini tanısınlar. Çünkü dediler özellikle tabii Doğu Türkistan'la alakalı da çok konuşmalar oldu. Ama dedi ki Hazar Türkleri ile alakalı bir konuşma yapalım. Hazara Türkleri Afganistan'da. Bu Afganistan'dan biliyorsunuz işte gelenler, Suriye'den gelenler, Afganistan'dan gelenler. Bu arkadaşlar kendilerini doğru düzgün platformda bulunduramıyorlar. Bir taraftan birileri sesini çıkarmıyor. İşte biliyorsunuz Afganistan'dan geliyorlar, orası Suriye'den geliyorlar. Ama başka bir tarafta çok karşı çıkıyor. Bir gelip kendilerini anlatsınlar. Çünkü aslında Afganistan'da Taliban diye bir devlet gibi gözükse de, dinci devlet gibi gözükse de aslında ben milliyetçi diyordum, beni uyardılar gerçekten önce. Faşist bir devlet var. Yani Peştun faşisti bir devlet var. Orada verimli Türk topraklarını Hazara Türklerin elinden alıyorlar ve oraya Peştunları yerleştiriyorlar. Ve Hazara Türklerini de Türkiye'ye göçe zorluyorlar. Bunlar gelip kendilerini anlatsın dediği günün ertesi günü de 50 tane Hazaralı genç kızımızı, ufak çocuğumuzu şehit ettiler okulda, Afganistan'da. Evet, çok ilginç, kimsenin haberi yok. Yani birçok şeyden haberimiz artık olmuyor maalesef. Ama inşallah bundan sonra yani böyle işte sizin kanalınız gibi veya bu yapacağımız toplantı gibi artık hepimizin her şeyden haberi olacak. Yani olmak zorunda yani. Bırakın ben Türk'üm, sen de Türk'sün şeyini bırakmayı. Ben bırakmam da yani bırakmayı. Önce insan olmak gerekiyor. İnsan olmak. 50 tane genç kızı orada şehit ettiler. Biz tabii bakın şöyle de bir şey oluyor. Kalabalık ses çıkarınca aslında Türkiye'den çıkan ses, bilmem bilir misiniz? İlla ki bilirsiniz. Bosna Hersek Savaşı'nda da çok katliam oldu ama Türkiye'de böyle büyük sesler çıkarınca insanlar kendilerine de bir geldiler. Biz işte Kadıköy'de büyük o arkadaş kardeşlerimizle birlikte tele mitinglerine katıldık. O mitinglerde sesimizi duyurmaya başladık. Sonra Taliban açıklama yaptı. Ya biz yapmadık da işte IŞİD yaptı falan gibisinden. Tabii bizim inanmadığımız şeyler ama devlet ilişkileri. Biz sesimizi, soluğumuzu çıkaracağız. Onları dolaşmaya, gezmeye başladık.
İşte 24 Kasım'da da biliyorsunuz Doğu Türkistan'da aşağı yukarı 6 senedir büyük bir zulüm var. Yani 6 sene orada bir toplama kamplarına insanları topluyorlar. Orada insanları aç bırakıyorlar. Orada insanlara tecavüz ediyorlar. Orada insanları asimile etmeye çalışıyorlar. İnsanlık dışı en sonunda yaşatıyorlar. Tabii aç bırakıp öldürüyorlar. En sonunda da bu işte korona önlemleri diye bir apartmanın kapısını tellerle sarıyorlar, kaynatıyorlar. Apartmanda çıkan yangında o insanlar dışarıya çıkamıyorlar. Ya boğuluyorlar ya atlamayla beraber 44 tane Uygur Türk'ü kardeşimiz o yangında ölüyor. Yani bu artık soykırımı bile aşan bir ifade. Yani cayır cayır yanmalarına göz yumuyorlar. Bu olaya müsteri olun. Bu olay yüzünden bak odur budur 24 Kasım'dan beridir de Çin'de büyük ayaklanmaları Çinliler yapıyor. Bak yine Uygurlar kendileri yapamıyorlar. Yapıyorlar. Tabii tabii diyorlar ki yani böyle bir zulüm olmaz. Biz arkadaşlarımızla beraber etkinlikte Doğu Türkistan'la ilgili bir stand da açalım dedik. Gelin orada kendi derdinizi, sıkıntınızı, bu asimilasyonu anlatın dediğimizde bu olaylar olunca. Ondan sonra sevgili başkanım dedi, biz Çin İstanbul Konsolosluğu'nun önünde bir etkinlik yapacağız. Daha doğrusu orada bir duyuru yapacağız dedi. Biz de gittik. Vallahi ben ne acı söyleyeyim yani ilk gittiğimde benden başka kimse yoktu. Yani bir onlar vardı bir ben vardım. Ben çok üzüldüm bu işe de böyle. Baktı böyle başkanım. Yani şu ikinci günde ben gittiğimde bizim duyurumuzda da böyle işte biz dedim buraya yani ne şimdi federasyon olarak gitmediniz mi? Tabii federasyon olarak gittim. Tabii tabii hayır bizim federasyon vardı. Yani yanımızda 3 tane arkadaşımız vardı. İşte sonra yine Özbekistan Dostluk ve Dayanışma İşbirliği Dernek Başkanımız Çokay abi de kendi de Özbek'tir. Ertesi gün o da geldi bizim yanımıza. Onunla beraber hareket ettik. Basın açıklaması da yaptık. Ondan sonra pazar günü bir açıklama oldu. Büyük bir açıklama. Televizyon programları falan başladı. Şunu söylüyorum yani. Bakın ben ondan sonra da bu işte bizim 5-8 Ocak'la alakalı etkinlik duyuru dernek toplantılarımıza gittiğimde ben hep bu mevzuyla daldım. Dedim ki yani bu Doğu Türkistan'da böyle bir 45 kişi can verdi. Haberiniz var mı? Yani yok. Yok. Ama hiçbir yerde paylaşılmadı. Yani şu olmuyor. O bizim eksikliğimiz. İşte kamuoyu oluşturamıyoruz ya yani hep beraber aslında bir araya gelip kamuoyu oluşturamıyoruz dedim ya. Onlar da Doğu Türkistanlı, ötekisi Özbekistanlı bak Türklere bak. Yani bu aslında şu tabirler bile Sovyet Rusyası'nın tabirleri. Yoksa orasının adı Türkistan toprakları. Doğu Türkistan, Batı Türkistan değil. Orası komple Doğu Türkistan. Şimdi oraya işte Orta Asya diyorlar. Şunu diyorlar. Bir şekilde biz bölük pörçük olmuşuz. Buraları gezerken Azerbaycan Türkleriyle de bir araya geldik. Azerbaycan Türkleri derken kardeşlerimiz işte onlara göre Güney Azerbaycan, İran'a göre İran'ın kuzeyinde yaşayan Türk kardeşlerimizle de bir araya geldik. Orada da insanlar çok eziyet, işkence görüyorlar. Orada insanlar Türk olduklarını söyleyemiyorlar. Orada insanlar işte bir araya gelemiyorlar. Orada da insanların bir ton eziyeti var. Onlar da gelip kendilerini anlatacaklar. Bir şekilde Batı Trakya'daki Türkler, Süheyl Çobanoğlu hocam gelip kendini anlatacak. Batı Trakya'yı da biliyorsunuz işte ikimiz de aslında Avrupa Birliği'nin kapısında beklerken Yunanistan'ı daha önce aldılardı Avrupa Birliği'ne. Bize hala bir takım şeyler koyuyorlardı. Bana göre hayal de Avrupa Birliği. Bana göre tamamen özellikle 91'den sonra yapılması gereken ya da işte Allah rahmet eylesin Turgut Özal'ın başlattığı, devam ettirilmesi gereken Türk Cumhuriyetlerin daha geçen günü birleşmesini sağladığımız aynı çatı altında büyük bir birlik oluşturmak. Çok fazla konuda fikir yürütmek istemiyorum ama Avrupa Birliği ile alakalı. Giremez miyiz, girmek istemiyoruz da acaba şartları mı zorlamıyoruz? Şöyle, şimdi bakın biz herkesle temas halindeyiz ya. Şimdi Batı Trakya'da da Türklere karşı yapılan bir takım olaylar var. O olaylara bir bakıyorsun ki yani bizden istenilenin 10 katı daha kötü bir olay orada. Ama onlardan onu istememişler. Orada Türklere zulmediyorlar. Orada Türklerin ismi yok. Orada Türklerin cismi yok. Orada Türkler öteleniyor. Sen bunu almışsın. Bizi niye almıyorsun? Ya da bizi almıyorsun. Onu niye aldın?
Yani orada neden da öyle almıyorlar bir... Türkleri sizce? Ya almazlar bence almazlar yani. Almazlar, nasıl alacaklar yani? Türkleri almazlar. Hiç o ütopya. O kendi kendimizi kandırıyoruz ve o başka bir yere gidiyoruz. Çünkü bakın ben onu gördüm. Bunu İslam Kerimov söyledi. Yani Özbekistan Cumhurbaşkanı. Dedi ki nereye döndünüz? Yani biz ne güzel bir araya geliyorduk. Yani bakın artık dünyanın güç dengesi de yavaş yavaş Avrasya'ya doğru gitmeye başladı. Avrasya'da da biliyorsunuz Çin ne diyorsa yapılıyor. Veya işte Rusya kendine göre bir ambargo uyguladılar bu olaylardan dolayı, bu Ukrayna Savaşı'ndan dolayı. Ama kendini çok geliştirdiler. İşte sayı biz, olarak çok fazlalar. Biz işte bir araya gelmedik. Yani birliği sağlayamadık bir arada. Yani şimdi yeni en son işte biliyorsunuz Türk Devletleri Teşkilatı kuruldu. O büyük bir şeydir. Daha doğrusu şöyle. Karabağ Savaşı bir miat oldu. Karabağ Savaşı'nda Türkiye'nin tutumu, o Karabağ Savaşı'nda gösterdiği şey, o büyük bir şey oldu. Yani Karabağ Savaşı'nı bana yekten sorarsanız savaşı Türkiye kazandı. Bana yekten sorarsanız yani Türkiye'nin oraya müdahalesi kazandı. Ve bu bütün Türkiye Cumhuriyetlerinde, bütün Türklerin ya da mazlumların üzerinde çok büyük etkisi oldu. Yani hala orada dünyada herhangi bir şey olduğunda, Türkiye bizim yanımızda, Türkiye vardır, öyle vardır, böyle vardır diye. O algıyı çok büyük artıya çevirdi. Yoksa işte 91 yılından beridir yapılan Türkiye Cumhuriyetlerinde biliyorsunuz yine bir Karabağ Savaşı yaşandı. Orada doğru düzgün müdahale edilmedi. Azerbaycanlılar beklediler, Azerbaycan Türkleri Türkiye'nin müdahalesine. Öyle herhangi bir müdahale olmadı. Yine o sınır şeylerinde Türkiye Cumhuriyetlerinin tartışmalarında orada da bir şey olmadı. Bu tabii başka bir konu ama. Yani ya bunlar evet. Hep büyüyor. Neyse büyüyor. Biz biraz da böyle 5-8. Konuşacak çok şey ben var. Ben başta dedim size değil mi? Ya şöyle bence etkinliğimize tabii, gelirsek. 5-6-7-8 Ocak'ta evet. Çepni boyların etkinlikleri var. Yörüklerin şenlikleri var öyle mi diyelim? Yani hem yani şöyle. Yörük diye de nitelendiririz. Tabii. Çepni diyorsunuz şöyle ben ama. Bizim federasyonda diye onu koyduk. Yoksa millet doğru söylüyor. Şu tabir daha doğru bir tabir başka olacak. Başka bir şey olarak algılanıyor Türk dünyası, bilmeyen insanlar evet tarafından. Evet. Şöyle Türk dünyası buluşması da dedik. Yani bütün Türkler bir araya geliyorlar. Başını biz çektiğimiz için biraz daha çepnilik öyle şey oldu. Şimdi yayın öncesi konuşurken de sizin 30 tane üyeniz var ama katılacak olan yani çok fazla sayı var. Yani neredeyse 350-360 tane derneğimiz oldu. Hepsinin dernek üyesi olması gerekmiyor. Yok onlar hep dernek başkanı geliyor. Gelenler hepsi dernek tabii, başkanı. Tabii tabii. Yani. Ama yörük dernek başkanları mı? Tabii bunlar. Tabii. Şöyle Türk dünyasıyla alakalı. Türk dünyası. Yani aşağı yukarı 200-250 tane dernek başkanımız yörük. Yani yörüklerin dernek başkanı, yörük Türkmen dernek veya federasyon başkanı. Onun dışında da işte yaklaşık 50-60 tane de işte ne diyeyim ben size Özbekistan dernek başkanı, işte Azerbaycan dernek başkanı, Azerbaycan İş Kadınları dernek başkanı. Özbekistan işte Doğu Türkistan Yardımlaşma, Afganistan Türkleri Dernek Başkanı, Suriye Türkleri Dernek Başkanı, Irak Türkleri Dernek Başkanı. Irak Türklerinden 3 tane Kerkük Spor Birliği gelecek. Hatta İran'dan traktör takımı gelecek. Çok meşhurdur İran'da. Orada bütün Türklerin bir araya gelip de böyle anca o statta böyle bağırıp çağırıp sesini yükselttiği Bakü, Tebriz, Ankara diye bağırdığı büyük bir traktör takımı var. Bu işleri bilenler için çok elzemdir. Onlar bir araya gelecek. Bizim etkinliğimiz 4 gün olacak. 4 gün süren etkinliğimizin ilk gününde tam netleştirmedik ama yörükler gelecek. Yörüklüklerle alakalı konuşmalar yapacağız. Yani Türkiye'de yörüklük nedir? Nereye geldiler? Nereye yerleştiler? Ne yaptılar? Ne ettiler? Sorunları nedir? Problemleri nedir? Çözüm önerileri nedir? Çünkü bir takım yasalar belirli bir zamandan sonra çıkmaya başladı. Ormanlara da giremiyorlar. Şimdi artık böyle göç yollarının üzerinde bazı tarlalardan, bazı yerlerden geçiyorlardı. Oralar daha da gelişince artık hayvanlarını da geçiremiyorlar. Onları anlatacaklar. Belki Türkiye'de hiç olmamış bir şeyi yapacağız bu zaman. Bizim bu Türk dünyasının içerisinde aslında çok büyük bir gövdeyi oluşturan ama hep böyle ayrıştıran bir kavgadan dolayı, Alevi-Sünni ayrışmasından dolayı kendini böyle geriye çeken iki toplum içinde birbirlerine daha bir araya gelmeyen Alevi Türkmenlerimiz de orada anılacak.
orada anlatılacak. Şöyle şimdi bizi izleyen izleyicilerimize oraya gelmeleri için sadece konferanslar, söyleşiler yok. Doğru yok, mudur? Yok, dur bitireyim dördüncü, dört günlük şey konferansları. Peki, tamam. Sonra süremizin ben sana sonuna sonra geldik. Çünkü hadi ya yapma ya. Tamam tamam iyi hadi. Ben o zaman zaten burayı kısa anlatırım. Sıkıntı yok böyle. Öyle. Çabuk anlatmaya meyilliyim. Şöyle çok belediye başkanı ziyaretine gidiyoruz. Çabuk çabuk konuşuyoruz ki işimiz bitsin. Süreleri kısa olduğu için hızlı konuşmaya başlıyoruz. Şöyle ikinci günümüzde Alevi Türkmenlerimiz hem ocaklarını anlatacaklar hem de ritüellerini anlatacaklar. Yani dini ibadetlerini anlatacaklar. Ne yapıyorlar? İşte cem ediliyor. Cemde ne yapılıyor? İşte ikrar yapılıyor. İşte düşkünlük var. Müsahiplik var. Görgü cemi var. Bunları anlatacaklar herkese. Herkes de bunu görecek. Bunu görünce de aslında cem evinin cümbüş evi olmadığı, gerçekten 3000-5000 senedir bir yerden bir yere giden Alevi Türkmenlerinin, daha doğrusu Türkmenlerin birbirini nasıl otokontrolle tuttuğunu, bir birlik olarak yürüdüğünü sağlayacaklar. Üçüncü günümüzde daha çok boylarımız var. İşte Çepni boyu kendini anlatacak. Beydiller, Avşarlar, o boylar, Türkiye'ye geliş yolları, işte İran'dakiler, Suriye'dekiler bir şekilde gelip kendini anlatacaklar. Üçüncü güne tekrar geleceğim. Dördüncü günde Türk dünyası ile alakalı bütün Türk dünyasının dernekleri orada gelip kendini anlatacak. Tabii bu anlatıların yanında da sanatçılarımız var. Bütün Türkiye devletlerin konsoloslukları ekiplerini yolladılar. Yöresel etkinlikler tabii, var. Tabii. Yöresel etkinlikler. Yani hepsinin aşağı yukarı kendine göre böyle işte kostümüyle, havasıyla, sazıyla, sözüyle etkinlikleri var. Onları gelip orada sunacaklar. Bir şekilde Türk dünyasıyla alakalı her motif olacak. Kurşun tökmeye bile bir ablamızı getiriyoruz. Öyle nazara karşı kurşun dökeceğiz. O zaman önce ben geliyorum. Evet evet. Ben bunu şimdi kime söylediysem şöyle çıkıyor. Herkes de diyor ki ben getireceğim ve böyle gerçekten kurallı kaideli öyle şey değil yani. Böyle bir ocaktan el almış böyle bir ablamız. Ona göre orada nazara karşı, kem gözlere karşı kurşun dökecek. Cumartesi akşamı ile alakalı bir şey söyleyeyim. Bizim için çok önemli. Biz Çepni Türkleri özellikle Kurtuluş Savaşı'nda, daha doğrusu Giresun, ben Gümüşhaneliyim, Gümüşhane, Ordu bölgesindeki olan Çepniler, biliyorsunuz Ruslar Harşit Vadisi'ne kadar geliyor. Yani o boya kadar geliyorlar, oralara kadar. O Harşit'te, yani bizim Gümüşhane'nin Kürt'ün olan denilen yeriyle Giresun'un büyük bir bölümünde biz onları durduruyoruz. Rusları durduruyoruz. Durdurmasak var ya neredeyse Karadeniz'i boydan boya alacaklar. Sonra Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda herkes silahını bıraktığı zaman, bizim tabii işgale uğramadığımız için silahlarımızı bırakmıyoruz. Şöyle Amerika Başkanı'nın bir sözü var. İşte kim nerede fazlaysa orayı ona vereceğiz diye. O zaman elinde silah olan Ermeniler ve Rumlar Türk köylerini basıp Türkleri katletmeye başlıyorlar. Orada işte bizim bir Osman Ağa'mız var. Osman Ağa ve Hüseyin Avni Alpaslan. Onlar o katliamların önüne geçiyor. O katliamı yapan tabii Ermenileri ve Rumlarla baş ediyor. Onları ortadan kaldırıyor kim ne derse desin. Tabiri caizse Kurtuluş Savaşı'nın en önemli savaşlarından bir tanesi Sakarya'dır. Sakarya Savaşı Sakarya'da değildir. Sakarya Savaşı Ankara'dadır. Ankara'nın tam düşeceği zaman 42. ve 47. alaylarını kuruyoruz biz Çepniler, Osman Ağa'mız ve Hüseyin Avni Alpaslan'ımızla beraber. Onunla gelip o cephede, Haymara'daki cephenin düşmesini engelliyoruz. Ama bir merfim olay var. O olayda Topal Osman Ağa'mıza bir iftira atıyorlar. Biz cumartesi akşamı da herkese bu Yusuf Alacaoğlu hocamızın diliyle milis yarbay Osman Ağa'mızın hayatını anlatacağız orada tüm Türk dünyasına. Ayrıyeten pazar günkü etkinlikte de Turan Yazgan hocamızı anlatacağız. Yani konuş konuş o kadar kalabalık ki yani. Bence evet, tarihi aslında gençlerimize de öğretmek lazım. Aynen. Sizi tekrar bence konuk almamız gerekiyor. Eyvallah, eyvallah. Çok da keyifli eyvallah. Anlatıyorsunuz. Ben teşekkür çok teşekkür ederim. Ediyorum ne demek? Programımıza teşekkür katıldığınız ederim. İçin. Sağ olun. Herkese ne diyoruz buradan? Ocak 5-8 Ocak'ta. Yıl bekliyoruz. Aynen. Bir sene sonra, bir sene sonra diyoruz ya böyle. 5-8 Ocak'ta Maltepe'de tüm Türk dünyasını, aslında herkesi bekliyoruz. Yani gelip bakacaklar orada Türk dünyası derken. Kurşun döktürmeye geleceğiz. Tabii zaten. Tabii inşallah. Fal da bakacağız öyle. Kurşun da döktüreceğiz. Her şeyimiz var böyle. Herkesi bekliyoruz. Tüm kardeşlerimiz. Biraz soğuk ama merak etmeyin. Büyük çadırlarımız var. Sıcak yerlerimiz var. Yöresel kıyafetlerimiz, yöresel yemeklerimiz var. Ona Özbek pilavlarımız var. Tabii tabii aynen öyle. Hepimiz var. Herkesi bekliyoruz. Çok teşekkür ederim efendim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bir gündem özel programımızın daha sonuna geldik. Hoşça kalın.